Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Mustafa Kemal Atatürk dönemi Türk dış politikası ve Türk dış politikasının temel ilke ve amacı hakkında bilgiler paylaşacağım. Videonun sonunda beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Arkadaşlar öncelikle iç politika ve dış politika nedir? Bu konu hakkında bilgi paylaşacağım. İç politika, bir devletin sınırları içindeki tüm konular, faaliyetlerle doğrudan ilgili olan idari kararlardır. Dış politika, bir devletin sınırları ötesindeki devletlerle uyguladığı siyasete verilen addır. Öncelikle politika, devletin etkinliklerini amaç, yöntem, düzenleme ve gerçekleştirme esaslarının bütünüdür. Atatürk dış politikayı milli politik olarak değerlendirmiş ve milli menfaatlere uygun, milli menfaatleri gözeten bir temele dayandırmıştır. Dış politikanın temel ilkeleri ise tam bağımsızlık, gerçekçilik ve akılcılık, barış, karşılıklılık, mütekabiliyet. Ayrıca bu kelime 2022 LGS sınavında da öğrencilerimizin karşısına çıkmıştı. Milli menfaatleri esas alma, Türk ve dünya kamuoyunu dikkate alma. Dış politikanın temel amaçlarından tam bağımsızlık, Atatürk'e göre bir milletin şerefli bir millet olarak yaşamasının koşulu tam bağımsız olmasıdır. Tam bağımsız bir devlet her alanda tam bir egemenlik ve özgürlük haklarına sahiptir. Atatürk milli mücadele ve sonrasında dış politik tüm gelişmelerde tam bağımsızlık ilkesi doğrultusunda hareket etmiştir ki örneğin Misak-ı Milli'nin her türlü gerçekleşmesi için ve manda ve himayeyi reddetmiştir. Gerçekçilik ve akılcılık. Atatürk dış politika anlayışında işgalciliğe yer yoktur. Gerçekleşmesi imkansız fikirlere göre hareket edilmesini doğru bulmaz. Sorunların çözümünde karşılıklı fikir alışverişine değer verir. Mütekabiliyet, karşılıklılık. Milletler arası hukukta bir devletin diğer devletin vatandaşlarına, mahkeme kararlarına veya herhangi davranış biçimine gösterdiği tutumuna karşılık diğer devletin de aynı biçimde davranması mütekabiliyet yani karşılık anlamına gelir. Atatürk başka devletin iç işlerine saygı duymuş, karşısındaki devletten de bunu beklemiştir. Yani devletler arası eşitliğe önem vermiştir. Barış. Barış deyince arkadaşlar Mustafa Kemal'in yurtta sulh, cihanda sulh sözü aklımıza gelsin. Yani yurtta barış, cihanda barış. Barış ilkesi Atatürkçü düşüncenin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Türkiye aleyhinde olmayan ve Türkiye'nin güvenini tehdit etmeyen her türlü politika değerlendirilebilir. Milli menfaatleri esas alma. Milli menfaat bir devletin kendi güvenliği, refah ve mutluluğu için milletler arası hukuka uygun olmak şartıyla zararı olduğuna inandığı her şeydir. Milli menfaat için gerekli olan temel unsur tam bağımsızlıktır. Türk ve dünya kamuoyunu dikkate alma. Atatürk iç ve dış politikada atılan her adımın Türk milletin düşünce ve isteklerine uygun olmasına önem vermiştir. Çünkü dış siyasetin iç bünye ile sıkı sıkıya ilişki olduğunu savunmuştur. Atatürk kamuoyunun fikirlerini önemseyen bir liderdir. Kamuoyunun fikirlerini duyması için de basında büyük önem taşıdığını vurgulamıştır. Arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Teşekkürler.